Selam dostlar. Bu videoyu yapmadan önce bazı konuştuğum dostlarım dediler ki yapma böyle bir video. Ama şu anda bir takım bu konuda benzer konuda yapılan videoları da görüyorum. Deneyimlerimi anlatacağım bu videoda. Görevli bilinçlerden bahsedeceğim. Ama bir videoya sığmayacak, onu da söyleyeyim. Bu videonun devamları da olması gerekiyor. Yani ölmeden önce anlatacağım bayağı çok şey var. Anlatmadıklarım da var kitabımı okuyanlar, deneyimler kısmında yaşanmışlıklarımı az çok okudular. Daha da anlatmadığım şeyler ve görüler var. Belki anlatırım videolarda. Ruh halime göre değişir. Spontane konuşuyorum çoğunlukla biliyorsunuz. Bazıları hem fiziksel hem de astral alemlerde aynı anda olan olaylar, yaşadıklarım. Paralel dünyalarda olanlar ile bu dünyada olanların da bağlantıları. Mesela ailemdeki 4 kişinin önce astralde ölmesi, sonrasında bir tanesini hemen birkaç dakika sonra, diğer üçünün 3 ay başka bir paralelde yine ölümlerini görmem, burada öldükten sonra 6 ay sonra başka bir senaryoda, başka bir paralelde yine benzer şekilde ölmeleri gibi. Bir yakınımın astralde başına gelenlerin gösterilmesi, daha sonra burada da hapse girmesi gibi. Birebir görüyorum her şeyi. Bir süre sonra burada da gerçekleşiyor. Veya bazı rehber varlıkların fiziksel olarak bile sanki canlı kanlı gibi, sonuçta hepsi illüzyonik görüntüler olsa bile oldukça gerçekçi görünmeleri, bir takım verilen bilgilerle ülkenin bile yaşayacağı olayları önceden yaşayıp hemen ardından gerçeğini yaşamam gibi, bedenen alındığımda fiziksel beden olarak da alınabiliyor bu arada, onu söyleyeyim. Sadece ruhsal alınma da yok. Ruhsal alınma çok sık oluyor. Hepinizde de oluyor. Çoğunuzda da oluyor. Ama bedenen de alınmalar söz konusu. Böyle alındığımda bedenimin bir hafta örümcek ağı şeklinde damar damar olması gibi. Ve bu konularda da zaman içerisinde şahitlerim olması gibi çok fazla deneyim yaşadım. Bazısı diyor ki sen dayak manyağı olmuşsun. Hani çok fazla acı çekmişsin falan makus kaderin. Bu yüzden de artık şımarık olmuşsun diyen bazı kendini çok iyi bilen arkadaşlar var. Tabii yaşamadan bu bilinmez. Böyle farklı hayatlar yaşayıp da ahkam kesmek güzel bir olay. Ben de yapabilirim aynı şeyi. Ama tarafsız gözle insan hayatlarına bakmak lazım. Seyirci statüsünde, seyir olarak, nötr halde. Zaten bu noktada olanlar ancak bu boyuttan, bu matristen bir üste geçiş yapacaklar. Tek dileğim, böyle bir hayat yaşadıktan sonra yaşamımın anlamını ve herkesin kaldıramayacağı deneyimlerimin, farkındalıklarımın, kendimce çıkarımlarının sentezini yapıp ruhumun tekamülünü kendimden kendime hissetmekti bunca zaman. Ama aynı zamanda elimin değdiği çok fazla sayıda insana da bunu vermeye çalıştım. İşte yaşamadan bilinmez hamdım, yandım, piştim, kül oldum, küllerimden anka kuşu gibi yeniden doğduğumun anlamı yaşamaktır. Yaşamadan lafını edersin. İnsanların hayatlarına ilgili yorumlar da yaparsın. Ama bu zandan öteye gitmez. Zannın sonucunu da daha sonra farklı şekilde de karşılığını alırsın. Daha da fazla yorum yapmayacağım bu konuda. Biliniz ki fazla yorum yaptığın zaman insan hayatlarınla ilgili ve bazı negatif söylemlerde bulunduğun zaman bir süre sonra negatif planın etkisi altına giriyorsun. Net. O yüzden her ne olursa olsun tüm çalışmalarımda, tüm dokunduğum ruhlara hep iyilikten, iyilik yapılması gerektiğini söyledim. Olumsuz bir şeyler görsem bile bunu söylemek istemem.
Çünkü gerçekliğimizi biz kendimiz değiştiriyoruz. Olabilir bir takım sapmalar yaşamış olabiliriz ama bunları düzeltmek, doğruyu eğriyi anlamak, o ana kadar bir takım çevrendeki insanların yanlış sapmalarından dolayı yanlış yollara girmiş olabilirsin. Ama tövbe mekanizması çalışıyor. Bunu çalıştırıp tekrar doğru yola girip korunanlardan olmamız gerekiyor. Her zaman da bunu söylemeye devam edeceğim. Kanal olmanın kapısı, ermenin kapısı da diyebilirsin. Ya da nötr bilince geçmenin kapısı da diyebilirsin. En son anda gidilecek hiçbir yer kalmadığı zaman ki o çaresizlik bir anda kendini yapayalnız hissetmek, işte o yalnızlık bir olana aittir. Bunu böyle bil. İnsanların çoğu ki tekamülleri aşağıda olan ekserisi dünya planında bir nevi robotsu hayat yaşar ve gelir giderler. Enkarnasyon süreçleri 5'in sonuna kadar devam ediyor. Daha yükseldikçe hem negatif acı ağırlıklı karmaları hem de bir sonraki yaşamlarında öncesinde çektikleri acıların ödülü olarak daha düzgün yaşamı hak edebilirler. Bu karmalardan kaynaklanan alma verme veya serül hesap ne ekersen onu biçersin evrensel yasasının gereğidir. Sistem bu karşılığını yaşayacaksın ve deneyimlerin sonucuna göre de dualite içinde yükseleceksin demektedir. Tekamül seviyesi yüksek ruhlar yaşamlarının bir bölümünde ya Matrix yaratıcıları ya da kendilerine kanal arayan bazı güçlere cezb olabilirler. Negatif ya da pozitif bakın. Her ikisi de açıktır. Bunun ardında aslında bağlı oldukları yüksek benliklerin kendi canları için verdiği akitler vardır. Aniden yaşanan bir hastalık, iflas, ölümler, kazalar ve sonuçları bu ruh canına inanılmaz kaldırılmaz acılar ve çaresizlik yaşattıran olaylar olabilir. Bunun sonucunda bu ruhun yaşam verdiği insan bütünsel varlığı diyelim, son çare olarak kendince göklere yönelecek ve dua ederek yardım isteyecektir. Bu çağrıya hangi frekanstaki kanal uygunsa ondan cevap gelir. Belki bu sizi rahatsız edebilir ve bu bir olanın evrensel yasalarına uygun olacaktır. Çok dumansı durumlardan uzak durun arkadaşlar. Bu tür bağımlılık yaratan bir takım şeylerden uzak durun. Parantez içinde bunu söyledim. Çok fakirken aniden zenginleşmeye, hastayken iyileşmeye başlayabilir. Tabii bunlar geçicidir ve her şeyin bir karşılığı vardır. Hangi misyondan bu yardım geldiyse mutlaka bir akit yapılmıştır ve karşılığı alınacaktır. Eğer ruh can görevli bir bilinse, dünya planında yapması gereken misyona uygun görevi olacaktır. Kişi bu görevi mutlaka bir şekilde öğrenecektir. Eğer görevi yapmazsa, görevde görevsizlik olur ve verilenler kendinden misliyle alınır. Bu bir çare varlık yine çaresizlikler içine düşer. Tasavvufta bir yolda gidenlerin bir tüy kadar bile günahı olsa, normal insanlara göre çok daha ağır bedel ödedikleri bilinir. Eğer görevini insanlara hizmet ederek ve gelen bilgiyi insanlara aktaran bir kanalsa, ömrü boyunca karşılık beklemeden o konumda kalabilir. Bu durum sorgulamanın olmadığı iman yani birlik, bir olmayı bilmek yaradanla durumudur. Veya nötr halde kalıp kaldır benliği aradan ortaya çıksın da diyebilirsin. Bu birlik makamıdır. Bu kanal olma görevi bilinci aslında onun tüm neslini ipotek altına alacak bir durumdur. Bu az bilinen bir bilgidir. Akit konusu ciddiye alınması gereken bir olaydır. İster yedi nesline torunlarına yansır deyin, ister kadından nesillere aktarılır deyin. Bu akitle doğacak olan evlatların, torunların bu durumdan kurtulmaları da kolay değildir. Buna örnek dedemden babamdan el aldım da diyebilirsin. Bu nesillere aktarılan genetik kodlama yüzünden görev devam eder. Etmezse o genetik kodun sahiplerine bedel ödettirilir.
Eğer ortada bir genetik mirasçı, yani torun evlat yoksa, bu sefer dışarıdan bir mirasçı görevli ölmeden seçilebilir. Göksel manada seçilir. O görevli yaşayan varlıkla da birliktelikleri sağlanır. Örneğin yanınıza bir meczup oturup, omzuna dokunup, el verip size dua edebilir. Bunu yaşadığım için biliyorum. Sonra aniden tüm işleriniz açılabilir. Ancak bunun bedeli olacaktır. Ve artık görev size geçmiş olabilir. Kanal misyonunun amacı, enerji ve kendi misyonlarının çeşitli ritüellerle yayılmasıdır. Bu ilahi bir kattan da gelebilir veya daha alt katlardan da gelebilir. Çoğu zaman bu görevli aracılığıyla çok fazla insan rabıta ile bağlanır ve bunların enerjileri bir şekilde bu kanala gönderilir. Etrafınıza bakarsanız milyonlarca kitabı satan üstadları, tarikat şeyhlerini, ezoterik örgütleri, sanatçıları, hatta partileri bile bu yoldaki insanları bağlayıcı ve grup enerjilerini toplayıcı birimler olarak görebilirsiniz. Biliniz ki popülasyonu toplayan tüm birimler bir çeşit kanal olup bağlı oldukları misyona akitli oldukları için hizmet ederler. İlahi yolda yürüyen zavallı görevliler asker gibi tüm yaşamlarında çalışır ve karşılıksız çoğu zaman hizmet ederler. Başlarını kaldırıp isyan etseler maalesef acıları bitmez, daha da katlanır. Ben bu konuyu çok iyi biliyorum, merak etmeyin arkadaşlar. Bana bir takım eleştirilerde bulunanlara da hitap ediyorum. Sonunda aynı cehennem ortamındaki bittim, mutmain oldum ve kabul ettim moduna geçip rıza haline geçerler. Bu aslında nefs mertebelerinden biridir. Bu mertebeler Allah'a gidilen yolda çıkılan seviyelerdir dendi durdu yüzlerce yıldır. Siz de bunu duymuşsunuzdur. Aslında doğrudur. Bir olan Allah her şeyden münezzehtir ve nötr haldeki dengede onu bulabilirsin ancak. Eğer kendini bu halde bulursan, o akit verdiğin misyonu da geçip Allah'ın birliğinde varlığını büyük bir coşkuyla yaşayabilirsin. Bunu başaran olmuş mudur bilmiyorum. Çünkü bu yolda nice başlar verilir de soran olmaz. Maalesef tüy kadar günahsız olmak hiçbirimizin harcı değil. Annem bana hamileyken bir rüya görüyor. Etkisinden yıllarca kurtulamamış, hep anlatırdı rahmetli. Gökyüzünde gece karanlığında ay ile güneş birleşiyorlar. Ardından yıldızlar patlıyor. Havai fişekler gibi. Ve her yeri rengarenk balonlar kaplıyor. Bunu ertesi günü Rıfai Şeyh'e olan, küçüklüğümde hep bahçesinde oynadığım, çok fazla öğrenci yetiştiren ve 100 yaşına kadar yalnız yaşayan ninesine anlatıyor. Ninem de diyor ki, kızım bunu kimseye anlatma. Çok özel bir kız çocuğun olacak. Onu iyi yetiştireceğine söz ver. Çünkü o bizim yolumuzdan giden bir alim olacak. Annem bana hamileyken babam öğretmenliği bırakıp ticarete atılıyor ve birden ortaklı bir işle zengin oluyor. Annem derdi, seninle gelen bereketi abinle yaşamamıştık. Rüya gibiydi her şey. Aniden hayatımız değişmişti. 4 yaşlarındayım. Sabah balkonda oynuyorum. Evimizin bahçeli ama önde balkonu vardı. Biri beni izliyor. Uzun süreden beri bunu hissediyorum. Başımı çevirince yok oluyor ama biliyorum orada. Sonra bunun bir cücevari varlık olduğunu görüyorum. Saçı yok, kocaman gözleri var ve bana seni almaya geldim, korkma. Bir yere gezmeye gideceğiz diyor. Nedense sesim çıkmıyor ve dediğini yapıyorum. Elimden tutuyor ve kendimi bambaşka bir ortamda buluyorum birden. Burası bilmediğim, eşyasız, metal rengi bir oda. Soğuk bir ortam, üşüyorum ama cüce beni yatırıyor bir yere. Ve yine korkma diyerek başıma dokunuyor. Şimdi benzerleri geldi, başımda bana bakıyorlar. Gerisi yok, hatırlamıyorum. Gece olmuş, kendimi bir caddede yol kenarına oturmuş görüyorum. Etrafıma bakıyorum. Annem, babam, bir sürü komşu bana haykırarak koşuyorlar. Ben tepkisizim. Robot gibi duruyorum. Annem kucağına aldı, öpüyor. Babam yüzüme çok fena tokat attı kaybolduğum için. Çok ağlıyorum. Yüzüm kızardı. Hani babam beni çok seviyordu.
Üzgünüm, ne olduğunu anlamadım. 5 yaşlarındayım. Çok garip resimler çiziyorum. Herkes benim ne çizdiğimi anlayamıyor. Hayvan resimleri ama yıldızlar yanlarında, böyle garip garip resimler. Ve okuma yazmayı öğreniyorum annemden. Daha sonra okula yazdırıyor beni erken bir yaşta. İlk başta öğretmenler benim yazdıklarıma ve çizdiklerime bakıyorlar. Önce kendi sınıf öğretmenim inanamıyor yazdıklarıma. Sonra öğretmenler kurulu toplanıyor ve onların önünde de yine yazmamı ve çizmemi istiyorlar. Gene çiziyorum, yazıyorum ve okuyorum. Nasıl olduğunu anlamıyorlar ve kendi aralarında tartışıp diyorlar ki bu sınıfta olamaz, ikinci sınıfı almamız lazım. Ve ben erken yaşta başlamama rağmen direkt ikinci sınıftan okula başlıyorum. İlkokul 5. sınıfta önce okul birincisi oluyorum. Daha sonra da il içerisindeki tüm okulların bilgi yarışmasına girip orada da okullar arası yarışmada şehirdeki birinci oluyorum. Sonra koleje yazdırıyor baba. Kolejde de 3 sene okuduktan sonra yine okul birinciliğim tasdikleniyor. Bu arada aile içinde anne ve babamla ilgili pek çok sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Babamın işleri bozuluyor, annemin rahatsızlıkları oluyor. Ben de bir tür bunalım dönemi geçirmeye başlıyorum. Sorduğum sorulara kimse cevap veremiyor bu arada ve ateist oluyorum. Ergenlik çağındayım. Kurban bayramında kurban kesilirken çok kötü oldum. Hayvanla iyi bir iletişim kurmuş, hatta telepatik olarak konuşmuştum. Çok da sevmiştim. Başlangıçta huzurda olan hayvan kesildiğini bile hissetmedim. Ancak kesildikten sonra ruhu ayrılana kadar inanılmaz bir korku ve acı hissettiğini aynen algıladım. Sanki onun yerine kendimi koymuştum. Ortaya çıkan enerji dayanılmazdı. Onun için çok dua ettim ki ben artık inançsızım. Yine de hemen huzura kavuşmasını istedim. Eve gitmek istedim. Çok iş olmasına rağmen annem bana bakıp durumumu gördü ve sen git eve dedi. Tansiyonum da düşmüştü baya. Eve geldim. Hemen yattım. Başımı tutamıyorum. Yarı uyanık kendimden geçtim. O da ne? Tavandan kendi bedenime bakıyorum şu anda. Ne kadar zavallı duruyorum. Sırtım sanki tabana yaslanıyor ve odaya bakıyorum. Duvardan geçtim. Salona bakıyorum şimdi de. Uzamaya başladım. Gittikçe uzuyorum. Ne kadar büyüdüm böyle. Şimdi vakum gibi çekiliyorum. Korktum, bedenime dönemeyeceğim sanki. Aniden lastik gibi bedenime fırlatıldım. Gözlerimi açtım. Ben ne yaşadım böyle? Her yerim titriyor. Anneme anlatsam bana inanır mı diye kafamdan geçiriyorum. Aradan 1-2 yıl geçti. Gece balkonda oturuyorum, yalnızım. Evimiz 5. katta, caddeye bakıyor. Yan evlerin arkalarını, arka taraflarını da görüyor. Birden yan binanın arkasından bir sarı ateş topu çıktı. Nedense tepkisizce bakıyorum ve zamanı dondurmak gibi bir his oluyor içimde. Uzaktan uzağa o da ben de birbirimize bir süre bakıyoruz. Ateş topu havada asılı duruyor. Sonra süzülerek bana doğru yaklaşıyor. Şimdi tam balkonun önüne geldi ve çok yaklaştı. Ve sabit durarak bana bakıyor. Ve sarı ışığı yıldız gibi gözüme alıyor. Çok güzel büyülendim. Birden kayboldu. Şimdi bu neydi diye içimden geçiriyorum. Kime anlatayım? Kimse inanmaz ki. Öncekileri de anneme anlatmıştım. Ve inanmamıştı. Ama içim sevgiyle doldu. Ağlayarak ellerimi açtım yıldızlara bakarak. Dua ediyorum. Allah'ım bana doğru yolumu göster. Ve bunu söyleyen kendini ateist diyen bir zavallı. Aradan 1 ay geçti, geçmedi. Standta görevli olarak çalışırken 2 tane meczufvari, hırpani, hippi kılıklı kişi yanıma geliyor. Ve bana benimle ilgili özel bilgileri anlatıyorlar. Ben de onlara hemen onlarla ilgili özel bilgileri anlatıyorum ve çok şaşırıyorlar. Nasıl yani? Daha sonra bana sorularımla ilgili daha önce cevap alamadığım şekilde yanıtlar veriyorlar. Aradan 2 gün geçiyor. Bir tatil beldesindeyim. Çok yorulmuşum.
ailemin izniyle gitmişim, yanımda bir arkadaşım. Birdenbire bu meczuplar yine karşıma çıkıyorlar. Halbuki bir daha buluşmamız belki mümkün değil. Diyorlar ki, şaşırdık mı? Hayır, biz de senden konuşuyorduk. Hadi bir daha sohbete devam ediyoruz ve sorular bitmiyor, yanıtlar bitmiyor. Ve çok özel bir varlıkla daha tanışma fırsatı buluyorum. Hayatım boyunca hiçbir gruba bağlı olmadım ya da kişiye. Her zaman özgürdüm ve özgür olarak inşallah öleceğim. Benim tek bağlı olduğum mercivardır, Allah'ın birliğidir çok şükür. Ancak o yıllarda bir takım yardım derneklerinde iyilik için çok çalışmışımdır gençlik yıllarımda. Ve bir takım görevsellikler yapmışımdır. Bazen bilerek, bazen bilmeden. Bazı Allah dostlarımla da tanışmışımdır. Feyz alabilmek için, ne yaptıklarını görebilmek için. Ama daima özgürdüm. Yine bir gün rüyamda sürekli aynı adamı görüyorum. Böyle kartal gibi gözleri. Evine giden toprak yolu görüyorum. Dut ağacını görüyorum. Yine bir şekilde bir dostumuz diyor ki, şurada şöyle bir Allah dostu var, İstersen git bir bak. Üç kişi gidiyoruz. Bir de bakıyorum ki rüyamda gördüğüm toprak yol. Aynı şekilde. Ve dut ağacı. Aynı rüyamda gördüğüm şekildeki bir ev. Kapıdan içeri giriyorum. Aynı kartal bakışlar. Bir postun üstünde oturuyor. Bana diyor ki, gel bakalım bir de bizim bahçemizdeki çiçekleri topla ve yanına oturtturuyor. Ardından da hayatımla ilgili pek çok şey konuşuyoruz ve olayların içinde de oluyor. Buraları geçmek istiyorum. Çok da kitabımı okuyanlar bilirler neler yaşadığımı az çok yazmıştım. Bu kutlu Allah dostunla iletişim devam ediyor. Bir aş evi durumu var. Açları doyuruyoruz. Daha önce de bunu yaptığım için bu benim için çok ulvi bir görev. Hizmet etmek, ihtiyacı olanlara. Bir gün yine oturup konuşuyoruz bu güzel varlıkla ve kimsesizlere yardım ettikten sonra yorulmuşuz. Sohbet ediyoruz. Bana rical toplantılarından bahsediyor. Kendi de katılıyormuş. Diyor ki, bu ülkenin hali ne olacak diye konuşulurken. Bunların hepsi gidecek. Hatta biraz da küfürlü konuşuyor. Yerine genç biri gelecek. O gelmeden önce İzmir ya da İzmit'te deprem olacak. Binlerce kişi ölecek. Onun 11. yılında kadınlar kapanacak. Ekonomi iyiye gidecek. Ama sonra son dönemde ortalık karışacak. Ölene kadar da başta kalacak. Bu arada o ölmeden önce havadan bir mikrop gelecek. İnsanların cesetleri çöplerden toplanacak, yollara düşecekler. Ölümünü ve gideceği yüce makamı da ben görmüştüm. Biraz bahsetmeye çalıştım. O hemen anladı. Merak etme biliyorum dedi. 2 ay sonra gerçekten de öldü. Ölümün kokusunu alıyordum ve bundan da hiç hoşlanmıyorum. Ailece kaç görevimizi yapmaya gittik. O kadar mutlu ve gözyaşları içinde Kabe'nin etrafında tavaf edip dönerken göğe yükselen ışık hüzmesini, Kabe'nin tepesindeki uçan kuşların nasıl bir daire çizerek aynı bizim gibi tavaf ettiklerini görmüş, bu büyülü ortamda olmaktan dolayı hamd etmişti. Bir gün hacı olduğumuzun ertesi günü akşam ezanından önce yorgun düşmüş, Kabe'nin içinde dalmışım. Ailem de yanımda oturmuş bekliyorlar akşam ezanını. Yarı uyanık vaziyetteyken birden gözümün önünde bir görüntü belirdi. Son derece gerçek ve berrak bir görüntü. Sonsuz gibi görünen bir bembeyaz plan ortamında insanlar belirli aralıklarla dizilmişler. Sağdan soldan önden arkadan boşluklar var. Hepsi de robot gibi hareketsiz duruyor. Herkesin kıyafeti düz, beyaz ve uzun. Başların tepesinde bir lamba gibi sarı ışık yanıyor. Ve hepsi 33 yaşlarında görünüyor. Kadınlı erkekli. Ayrıca 3-4 yaşlarında oğlanlı, kızlı çocuklar var. Onlar da yine aynı şekilde başların üstünde ışıkla lamba gibi duruyorlar, robot gibi.
Ben onlara bakarken birden ortaya siyah, kenarları kırmızı şeritli bir pelerin çıktı. Sonradan 6. boyut varlıklarının bir kısmının böyle olduğunu anladım. Tül gibi süzülüyor, içi boştu. Kemik falan yok. İçimden bir ses, bu Azrail dedi. O an ürperdim korkudan, bir şey yapacağını anladım. Son sürat insanların arasında dalgalanarak dolaşmaya başladı. Ben de arkasından uçarak onu yakalamaya çalıştım. Ama o kadar hızlı ki ona ulaşmama imkan yoktu. Sonra birden durdu. Küçük bir oğlan çocuğunun tepesinde süzüldü, onu kavradı ve silkeledi attı. Küçük bir oğlan çocuğu. Meğerse 0. yaştan 4 yaşlarına, 3 yaşlarına kadar, 4 demeyeyim, olan o yaşlarda ölen bütün çocuklar öyle görünüyorlarmış ahirette. Çocuğu yere silkeledi attı ve çocuk yere düştü. Kafasındaki ışık da söndü. Bu benim oğlumdu. Ağlayarak kendime geldim. Ve orada bebeğimi kaybettim. Bu hayatımın sonraki döneminde yaşayacağım pek çok acının da başlangıcıydı. Başlangıçta ilk çaresizlik dönemimde dualarım kabul olmuştu ve bana uygun akitleme ile kapılar açılmıştı. İnanılmaz bir yükseliş yaşamıştım. Ama yapmam gerekenleri aksatmıştım. Belki de paranın içine gömülmüştüm. Fazla işle meşgul olmuştum. Oysa başlangıçta inanılmaz hizmet ediyordum. Ve anlaşılan istenen de oydu. Benim hatalarım yüzünden bunu yaşamıştım. Bu dayanılmaz bir acıydı. Bir kısmınız analizi yaptıklarım. Bazen anlatıyorum. Kendi hayatımdan da örnekle. Sonrasındaki yaşananları biliyorsunuz. Burada çok da anlatmak istemiyorum. Daha çok deneyimlerden bahsetmek istiyorum. Ama uzun yıllarda uzak doğuda gezmedik tapınak, konuşmadık rahip, çekmedik mantra da bırakmadım. O bölgeleri bayağı bir gezdim. Tanrı Dağları en son nokta. Bütün o bölgelerde. Ve orada da kaldım diyeyim. Bu arada çok fazla ölüm ve kendi hayatımı da sonlandırma deneyimleri oldu ama sonuncuda kulağıma Ayetel Kürsi okundu. Yol bu yol deyip Ayetel Kürsi'yi önce 145 bin sonra 1 milyona kadar çıkarttım. Ondan sonrasını saymadım ve milyonlarca esma, binlerce sure olmuştur son 15 yılda. 7 ayda halvet olmuştur oruçla. Ardından öyle görüler açıldı ki, bir kısmını kitapta anlattım, hepsini de anlatmadım. Şimdi biraz onlardan bahsedeyim. Bakalım nasıl deneyimler yaşanıyormuş. İlk 40 bin Ayetel Kürsi bitti ve benim rüyalarım artık rüya değil. Bunlara vizyon diyorlar ki, o kadar gerçek ki ve bilgiler veriliyor. Ben neyin kafasını yaşıyorum acaba diyorum çoğu zaman. Bir gece önce kafamda güçlü bir manyetik zınlama sesi duydum. Kafamda varlık yaklaşıyor gibi şeyler duydum. Biraz gerildim çünkü böyle bir deneyimi veya ziyareti deneyimleyecek bir hazırlık bende yoktu. Kendimi daha ciddi ve özenli bir hale getirdim. Sonra feci şekilde sıkışmış olduğumu ve hemen tuvalete gitmem gerektiğini fark ettim. O ana kadar neler olduğunu da hatırlamıyorum. Arada ne kadar zaman geçtiğini de bilmiyorum ama o kadar, hani affedersiniz, sıkışmış olmak, epeyce sürenin geçmiş olması gerekiyor dünya hayatıyla. Yatağım yatak odasıyla tuvalet arasındaki bir duvara bitişikti ve bu arada küçük bir geçiş vardı. Kalkarken kafamı duvara vurmamak için dikkatli olmam gerekiyordu. Yataktan kalktım, kafamın ve omuzlarımın duvarın içinden geçtiğini fark edince afalladım. Tüm eşyaların saydam birer renk ve ışık parçaları olduğunu fark ettim. Evin duvarları mevcut değildi ve diğer odaları da görebiliyordum. Evden dışarıyı görebiliyordum. Ve bizim algıladığımız gibi bir karanlıkta değildi. Gece olduğunu farkındaydım ama ağaçlar, bitkiler ve her şey renk ve ışık olarak görünüyordu. Uzaktaki bir şeyi çok kısa bir an için aklıma geldiğinde sanki ona zoom yapabiliyordum ve yaklaştırıyordum kendime ve inceliyordum
tüm yönleriyle, detaylarıyla. Tüm bunlar çok hızlı oldu. Veya bana öyle geldi. Sonra bedenimde olmadığımı fark ettim. Bu düşünce beni korkuttu ve korktuğum an lastik bir bantla, daha önce de bunu yaşadım, fırlatılır gibi tekrar bedenime döndüm. Kendimi kafamda o manyetik zınlamayı duymadan önceki halimde buldum. Sanırım bu üst boyutsal bir deneyimdi. Rehberimle birlikte bir trenin içindeyiz. Trenin pencerelerinde cam yok. İçeri güneş ışığı ve yeşil ağaç dalları giriyor. Tren son sürat gidiyor. Vagonun içi boş. Yanlarda sedirler var. Üstlerinde yaşlı adamlar oturuyor. Yerde de bağdaş kurmuş gençler var. Tam ortada tek başına bir sedirde oturan 30'lu yaşlarda genç bir adam keskin bakışlarla beni süzüyor. Saçları koyu kahve dalgalı, omuzlarında gözleri badem gibi kahve, kaşları yay gibi, burnu ince, biçimli, oval yüzlü, elmacık kemikleri çıkık, orta boylu, zarif bir adam. İçimden bir ses, bu salih insan. Mehdi diyor. İlk kez böyle. Arkadaşlar, o ya da bu demiyorum. Şu anda gördüğünüz, bildiğiniz hiç kimse değil bu kişi. Belki de gelecekte gelecek. Ama son Nuh videosunda da anlattığım gibi geçmiş, gelecek ve şimdi aynı anda mevcuttur. Zamansızlık mevhumu var antevrende. Rehberim sırtımdan itti. Mehdi'nin önüne geliyorum. Ayakta ellerimi kavuşturup duruyorum ve bekliyorum. O kadar mutluyum ki biliyorum kim olduğunu. Sonunda duam kabul oldu. Bana aynı keskinlikte bakarak diyor ki, demek sen çok ayetel kürsü okuyorsun. Evet diyorum. O halde bundan sonra her 211 adette önce 3 defa Allah'ı an, sonra 3 defa beni an ve duanı yap. Bu şekilde okumaya devam et. Sonra kendisiyle ilgili bir soru soruyorum, gülerek cevaplıyorum. Bu ilk vizyondan sonra aradan bir ay geçiyor, 2013 Mart gibi. Yine rehberim yanımda ve sarımtırak bir sabah şafağında, mekansız bir ortamda havada duruyoruz. Güneş doğuyor. Herkesin üstünde uzun açık kahve elbiseler var. Bir sürü varlık yan yana dizilmiş, elleri öne kavuşmuş bekliyorlar. Biz de onların yanında saf tutuyoruz. Güneşin doğduğu yerde önce bir ışık noktası belirip içinden beyazlar içinde parlayan ışık içindeki Efendimiz geliyor. Peygamberimiz. Ve elinde bir şeyler tutuyor. Daha önce de görmüştüm ama bugün ayrı bir güzel. Sonra aynı şekilde kahve uzun elbisesiyle daha önce gördüğüm Mehdi dediğim geliyor. İkisi de ayakta duruyor. Birbirlerinin gözlerine bakıyorlar. Efendimizin boyu uzun. Mehdi ondan kısa. Genç adam çok hoş ve heyecanlı. Omuzlarından tutuyor ve biraz endişeli olarak zamanı geldi diyor. Ve elindeki bayrağı ve bir tomar kağıdı veriyor. İçimden sanırım görevler bunlar diyorum. 2013, 4 Ağustos sabahı. Bulunduğum yerle o bölge arasında saat farkı var ama olayları online görüyorum. Rehberim yine yanımda. Kendimizi gecenin karanlığında büyük bir meydanda buluyoruz. Bu arada rehberim dediğim insan değil. İnsanlar kaçıyor, ağlıyorlar. Her yer kan, insan cesetleri. Onları kurtarmaya çalışıyoruz. Arkadan büyük dev gibi bir ayı geliyor ve onlara saldırıp öldürüyor. Rehberim ve ben ayıyı tutmaya çalışıyoruz. İkimizi de yana savuruyor. Çaresizlik içinde yardım et Allah'ım diye dua ediyorum. Birden nereden çıktı belli olmayan bir hortum çıkıyor ve dev gibi ayıyı içine alıyor. Bir süre hortum gökyüzüne doğru savruluyor. Sonra hortumun içinden yine Mehdi dediğim kişi çıkıyor. Elinde küçük bir süs köpeği var. Onu hafifçe yere bırakıyor. Göz göze geliyoruz ve bana gülüyor. Anlıyorum ki o kocaman ayıyı köpeğe çevirmiş. Sabah endişeyle kendime geldim. Hemen haberleri açtım. Mısır'da olaylar olmuş ve o gece 2000 kişi Tahrir Meydanı'nda ölmüş. Ve ben oradaydım. Arkadaşlar, dünyevi olayların arkasındaki planlar nasıl çalışıyor diye bunları anlatıyorum.
Başka bir sebebi yoktur. Görevli bilinçleri biraz olsun anlayabilelim diye. Aradan bir iki ay geçti. Ruhsal rehberimle yoğun eğitimlerden geçiyorum. Neredeyse iki günde bir astral ortamlarda değişik deneyimler yaşıyorum. Uzaylı varlıklardan bazılarını gördüm ama bedensel bir deneyim yaşadım mı emin değilim. Ancak o gece farklı bir şey oldu ve bedensel olarak alıkonulduğuma eminim. Bir uzay aracının içindeyim. Yanımda yine rehberim dediğim varlık. Birlikte aracın penceresinden dışarı baktığımda şok oluyorum. Kızıl gezegene yaklaşmışız. Yıldızlar görünüyor. Rehberime dedim, Mars'a mı geldik? Evet dedi, burası Mars. O an irkildiğimi hissettim. İyice yaklaştık. Mars'ın kızıl tepelerini görüyorum. Atmosferi yok gibi, her şey çok net görünüyor. Sonra tepecikler titremeye başladı. Ve aniden tepelerinden gökkuşağı renklerinde sürekli yanıp sönen ışıklar etrafı aydınlatmaya başladı. Hemen ardından siren gibi çok ağır ses duymaya başladım. Bu siren sesleri bizim aracımız için oluyordu, bunu da anladım. Sonra tepeler hareketlendi ve havaya kalktılar. Tepeler piramit biçimde uzay araçlarına dönmüşlerdi ve bizim aracımızın etrafını sardılar. İşte o an bilincimi kaybettim, gerisi yok, hatırlamıyorum. Sanırım yaşadıklarımı sildiler ve zamanı geri döndürüp beni yatağıma bıraktılar. Kalktığımda elimi yüzümü yıkarken boynumun altından belime kadar, hatta bacaklarım dahil, örümcek gibi damar damar olduğunu, örümcek ağı gibi olduğunu gördüm ve çok korktum. Tüm bedenimde vardı. Mavi renkte örümcek ağı gibi ve yüzeyden görünebiliyordu. Sanki denizin altında vurgun yemiş gibiydim. Belki geçer ümidiyle bekledim. Bir hafta içinde yavaş yavaş düzelmeye başladı. Anlaşılan bedenen alınmıştım ve üstümde bir tadilat benzeri bir etki olmuştu. Ya da o frekans, o rezonansın gereği bu hale gelmiştim. Alerjik bir durum da olabilirdi ama bunu bedenende yaşadım. Bir gece yine uzayda boşlukta kendimi buluyorum, yıldızların arasında. Rehberim bana diyor ki, yine yanımda, çok merak ediyorsun biliyorum. Şimdi sana bilmen gereken en önemli iki kavmi göstereceğim. Kavim deyince irkildim. Ben hiç kavim ismini kullanmam. Irk derdim veya varlıklar. Ama rehberim ısrarla kavim diyor. Daha sonra onların hep kavim lafzını kullandıklarına şahit oldum. Rehberim bunu söyledikten sonra boşlukta iki tane kocaman, üstü bombe, altı düz, boş pencere belirdi. Anladım ki rehberim projeksiyon gibi gösteriyordu. Birinci açılan pencereye baktım. Bana göre solumda duruyordu. İçinde ayaklarına kadar uzun, kollu, hiçbir yerleri görünmeyen beyaz, tek tip elbise giymiş, düz, beyaz, uzun saçlı, mavi gözlü, duru beyaz tenli, üç tane varlık duruyor. Birisi baba gibi, diğeri anne, diğeri de çocuk gibi duruyordu. Boyları 2 metrenin üstündeydi. Oldukça uzun boylular. Sonra açılan sağdaki pencerenin içine baktım. Bunun da içinde diğerlerinden daha kısa boylu, üstlerinde elbise olmayan ama derileri yeşil kahve kaygan pullu gibi duran, saçları olmayan, gözleri ateş kırmızısı, yüzleri insansı ama burunları çok küçük olan, en önemlisi başlarının üstünde küçük boynuzları olan kertenkele tarzı varlıklar belirdi. İnsansı gibi duruyorlardı. Bunlar da aynı baba, anne, çocuk gibi üç kişiydiler. Rehberim evet dedi. Bilmen gereken en önemlileri bunlar. Aradan bir yıl geçti. Bir sürü vizyon görmeme rağmen bir türlü bu uzaylı varlıkları görmüyordum. Bir sabah canlı bir vizyon gördüm. Nihayet konfederasyona götürülmüştüm. Benim dileğimi duydu sanırım Rabbim. Kendimi rehberimle birlikte yine yarı saydam beyazımsı bir boşlukta buldum. Çok büyük, gürültüsü kulağımı sağır eden bir şelale önündeyiz. Su akıyor. İnanılmaz bir su. Bu suyun nereden geldiği, nereye aktığı belli değil. Sanki havada öylece duruyor. Ama canlı ve beyaz köpüklü köpüklü akıyor. Gözünüzde canlandırın.
Sonra başımı çevirdim ve yine havada asılı duran, altından parıl parıl parlayan halkayı gördüm. Kendi kendime bu Stargate herhalde dedim. Rehberim evet dedi, bu kapı. Bu kapının 3 tane bekçisi vardır. İkisi melek, biri altın yılan. Büyük olan melek gitti, şu anda altın yılan ve küçük melek koruyor. Su daha önce geldi ve kapıyı yerle bir etti. Bu kalan 2 bekçi kapıyı tamir ettiler. Bunu söylerken kapının 2 yanında küçük kanatlı beyaz bir melek ve dimdik havada asılı duran altın yılan belirdi. Sopa gibi havada asılı duruyor. Rehberimle kapının yanından bir yolu takip ederek büyük bir arena benzerimsi alana girdik. Baktım ki bu alanda bildiğim bilmediğim böceksiden cüceye, reptile, minturyana, koca ayak, bol miktarda nordik, her türlü vardı. Tek tip giyinmiş, düz beyaz uzun elbiseler, hepsi de öyle giyinmiş bu arada. Birbirleriyle hararetle tartışıyorlar. Rehberim işte dedi, merak ettin konfederasyonumuz bu. Şimdi her 2 kutbiyet üyeleri gelmiş, burada bir karar vermeye çalışıyorlar. Bunu senin gelişine de denk getirdik. Öyle de düşünebilirsin. Dedim ne kararı alacaksınız? Dedi ki senin içinde bulunduğun dünyaya inme zamanı değil mi? Geldi mi gelmedi mi? Onun kararı verilecek. Sonra büyük bir gürültü koptu. Her bir ağızdan sesler yükseldi. Oylama yapıldı ve karar alındı. Yalnızım. Şelale yanında buldum yine. Havada akıyor ama daha cılız bir şelale bu. Burası bir boşluk alemi. Rengi çok açık yeşil. Havada balon gibi uçuşan her türlü geometrik varlık var. Bunlar da varlık türü. Bu arada söyleyeyim. Geometrik cisimler. O kutsal geometri şekilleri var ya. O şekillerde varlıklar var arkadaşlar. Bildiğiniz her şeyi unutun. Hepsi de rengarenk. Daire, tetrahedron, prizma, altıgen, yıldız, küp ve daha birçok iç içe geçmiş geometrik cisimler ya da varlıklar diyelim. Hepsi duran bir canlılıkta yaşıyorlar. Burası bambaşka bir mekan. Boyutsallık. Ben onlara bakarken uzak bir karaltı nokta halinde belirdi. Sonra bu karaltı giderek büyüdü ve şekil aldı. O an aklıma hani Mesaj filmindeki kumsaldaki sahne geldi. Buna benziyordu aynı. Gelen varlık ilk defa gördüğüm farklı varlıktı. Böylesini daha önce hiç görmemiştim. Yeşil derili, insansı görünüşlü, yüzünde kabarıklıklar, başında taç gibi bir şapka, üstünde parlayan uzun bir cübbe giymiş bir varlık. Son derece asil bir şekilde önümde durdu ama havada asılı duruyordu, ayakları yere değmiyordu. Bana hoş geldin dedi. O an elinde düz beyaz kağıt gibi bir şey belirdi. Yaklaşık A4 boyutunda. Şimdi bana bunun üstünde ne yazıyorsa hepsini okuyacaksın dedi. Baktım bomboş. Kendi kendime bu ne diyor? Ben ne okuyabilirim ki diye geçirdim. Duymuş olmalı ki bana iyi bak okuman gereken onun üstünde dedi. Öyle deyince dedim demek ki bir bildiği vardır bekleyeyim. Ve boş kağıda konsantre olarak bakmaya başladım. Birden yukarıdan aşağıya Çin yazısı gibi hiyeroglife benzeyen yazılar akmaya başladı. O kadar hızla akıyorlardı ki görmekte zorlanıyordum. Sonra onların hızına ayak uydurdum ve kendimin de anlamadığım bir hızda hepsini görmeye ve gördüğümü okumaya başladım. Uzun süre okudum ve sonunda yazılar bitti. Yeşil varlık gülerek bana baktı ve tamam o zaman artık buradan geçebilirsin dedi ve başka bir kapıdan geçiş yaptım. Son bir vizyonda anlatıp sonraki videolara devam diyeceğim. Mehdi'nin treni bir durakta durdu. Ben de içindeyim. İndim hızla koşuyorum. Çarşıda bir mescide giriyorum. Karşımda ağlayan yaşlı bir adam. Üstünde bir cübbe, başında kabuk ve elinde Kur'an. Diyorum ki beni sana gönderdi, seni almam gerekiyor. 5 dakika sonra gelip seni alacağım, hazır ol. Ardından trene tekrar koşuyorum ve trendeki kondüktörden 2 bilet alıyorum. Diyor ki 5 dakika içinde yolcunla birlikte gelmezsen tren gider binemezsin. Tamam deyip tekrar mescide koşuyorum.
kapıdan içeri girdiğimde yine ağlıyor. Başının üstündeki kavukta bir sepet içinde kokmuş balıklar var. Hadi diyorum. Gelmeye çalışıyor ama ayakları gitmiyor. Sonunda yerde sürükleniyor ve arkasından siyah gölge varlıklar çıkıp elini kolunu yemeye başlıyorlar. Anlıyorum ki gelemeyecek ve çaresiz tekrar trene koşup tek başıma biniyorum. Bunu gördüğümde 2014 Eylül ayı. Ardından pek çok olaylar oldu. Ne olduğunu belki anlamışsınızdır. Yine 2014 Eylül ayı sonu. Havada kuş gibi uçuyoruz. Benimle birlikte uzun beyaz griler var. Rüzgarı ve bulutları görüyorum. Havadan düz uçsuz bucaksız denizi ve adaları seyrediyorum. Burası Atlantik Okyanusu üstünde bir yer ve kendimizi küçük bir adanın üstüne konmuş gibi buluyoruz. Burası yeşil bir ada, her yerde kanallar, sular akıyor. Askeri bir karargah, ortada cyborg gibi yapılı askerler dolaşıyor. Beni görüyorlar ama yanımdaki uzunları görmüyorlar. Onlar görünmezlik kılıfındalar. Diyorum ki lideriniz beni bekliyor. Onlar da evet bekliyor, götürelim diyorlar. Zeminde bir odaya giriyorum. Siyahi bir lider orada ve diyor ki nihayet seni gördüm. Kendi kendime diyorum ki bu adam ne diyor acaba? Ben neyim ki? Sonra kendi görüntümü kendime çeviriyorum. Görünen kadın ben değilim. Başka bir varlık. Şaşkınlığım devam ederken uzunlar hemen bana sufle gönderip konuşmamı istiyorlar. Onlar ne diyorsa onu lidere aktarıyorum. Diyorum ki o bölgede ne olursa olsun asla müdahale etmeyeceksiniz. O da diyor ki biz hazırlık yaptık, müdahale edeceğiz. Tekrar ediyorum, müdahale etmeyeceksiniz. Sonra uzun uzun konuşuyoruz ve sürekli varlıklar bana sufle ediyor. Ben de bu lidere bunları aktarıyorum. Daha önceki görevlerde de bunda da ne veriliyorsa onu yapmak zorunda hissediyorum kendimi. Aslında bu durum kafamı çok kurcalıyor. Ancak sanki böyle davranmam şart gibi ya da kural bu. Sonunda kabul ediyor ve diyor ki, bak benim kabul etmem yetmez. Ama komutanı da ikna etmen lazım. Bunu der demez ben ve uzunlar bir uçak hangarına ışınlanıyoruz. Hangarın içi savaş uçaklarıyla dolu. Ve önümüzdeki uçakta yaşlı bir asker oturuyor. Yanına zıplıyorum ama bu ışınlanma değil. Komutana da lidere söylediklerimi anlatıyorum ve bunu kabul etmeye mecbur olduklarını üstüne basa basa tekrarlıyorum. Sonunda o da kabul ediyor. Bu vizyonel görevden sonra sarın gazıyla saldırı oldu. Ve ben ölen çocukları gördüğümde uzun süre ağladım. Bu arkadaki Matrix planının işleyişi çok farklı. Ve Hızır'ın yaptıkları da aklıma geldi. Sonraları cihatçı kafa kesenleri de gördüm. Onlara karşı da bir takım görevler oldu. Tamamen kurgu olan bu adamları yine onları yaratanlar yok etti. Aslında dönem yine Matrix koyucuların hasat planından başka bir şey değildi. Aradan yıllar geçti. Ve yabancı bir istihbarat örgütünün bir raporunun haberini hayretle okudum. Diyordu ki lidere o bölgeye müdahale etmesi için 500'den fazla plan proje verildi ancak kendisi tamamını reddetti. Yaşadıklarımın gerçek olduğunu artık biliyorum. Bunu yaşamayana anlatmam imkansız. Görünen ile görünmeyen plan arasında neden, niçin ve oluş anlamında çok ciddi fark var. Orası burada yaşananları kendi ekranlarındaki bir bilgisayar oyunu gibi görüyor. Ve bu bedenlerin buradaki yok oluşunu çok da önemsemiyor olabilirler. Ruhun sonsuz yaşama sahip olmasını ve formların geçici olduğunu iyi biliyorlar. Son bir deneyim daha anlatıp bu videoyu kapatacağım. Daha sonraki videolarda ömrüm yeterse inşallah devam edeceğim. Tarafsız gözle dinleyin lütfen. Şimdi benim videolarım çok fazla dinlenmiyor. Bir takım kanallar var biliyorsunuz. Ama bu deneyimler hiçbir yerde duymayacağınız deneyimler. Ve gerçek dünya hayatındaki olaylarla da ilgili. Malum bir gece olayları televizyondan izliyorum.
tedirgin de oldum. Telefonda herkes sokağa çağrıldığında içim cız etti. Çok insan ölecek dedim. Bu tür kadersel olaylarda bir garip oluyorum. Her zaman böyle oluyorum. Alınacağım zaman, yani bir olay olacağı zaman, astralde ya da bu boyutta, üstüme bir ağırlık geliyor. Birisi benim hakkımda konuştuğu zaman da binlerce kilometre öteden anında antenlerim çalışıyor arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Ve bağlanıyorum anında. Yarı felç durumuna geçiyorum. Yarı uyanık vaziyetteyken ruhumun bedenden çıktığını gördüm. An içinde kendimi bir uçağın içinde buldum. Ailesi ve kendisi çok korkmuştu. Panik içinde oturuyorlar. Siyah saçlı, biraz etine dolgun, tıknaz bir yabancı aksanlı konuşan kişi, malum kişinin karşısında oturmuş. Gözleri çıkacak kadar büyümüş, karşıdakini dinliyor. Eğer bunu imzalamazsan, olacaklardan sen sorumlusun. Ben görünmez bir vaziyetteyim ama o an yapma demek istedim. Bunu içimden der demez ikinci plana geçtim. Bu rüya içinde rüya veya üç kademeli vizyonları daha önce de yaşadım. Hani katmanlı rüyaları anlatan bazı filmler var ya, o çok meşhur. Benzer. Bu planda kahve gri bir gezegen ve üstü düz bir dağın tepesindeyim. Aurora Rima Dağı gibi dümdüz bir dağ. Burası sahne gibi bir platform ve aşağıda binlerce Konfederasyon Nordi sessizce, o beyaz uzun elbiseli, ayakta bekliyorlar. Hepsinin saçları üst, uzun, sarı ya da beyaz. Birbirlerine çok benziyor bu varlıklar, biliyorsunuz. Ben kendime bakıyorum, ben de bir Nordik bedenindeyim. Benim biraz daha farklı, üstümde de farklı zırh gibi bir kıyafet var. Yanımda iki tane daha Nordik, onlar normal konfederasyon giysisi giymişler. Üçümüz de hazır olda bekliyoruz. Sonra hepimizden uzun boylu, heybetli, yüce Nordik başkan geliyor. Yanımdan geçerken bana kızgın bakıyor. Diyorum ki, hep benim yüzümden engel olamadım. Üzgünüm. Sonra sahne gibi olan platformun kenarına giderek aşağıdaki kalabalık Nordik topluluğuna hitap ediyor. Diyor ki, biraz önce bir takım işlemler yapılarak, bunu söylemek istemiyorum, öldürüldü. O an boğazımdan bir inlemeye benzer haykırış çıkıyor ve benim sesimi tüm Nordikler aynen koro halinde tekrarlıyorlar. Bu ses çok yüksek tonda yankılanıyor. Ardından kocaman bir projeksiyon havada yansıyor. Malumun yüzü ve gülümsüyor. Asker selamı veriyor. Diyor ki, benden bu kadar. Ben gidiyorum. O an fizikselde, bedenimde ağlayarak kendime gelip uyanıyorum. Bir de bakıyorum ki bir uçak inmiş. Anlıyorum ki Vulcan değişmiş. Vulcan'ı çok anlattım arkadaşlar. Belki bilenler bilir. Bizimki alınmış, yerine başkası gelmiş. Bu tür pek çok olayı anlık dünyasal zamanlama ile yaşadım. Ne zaman olacağını ben bilmem. Gerek olursa, hak edişim de varsa alınırım. Ve benim benzerlerim de çok olduğunu biliyorum. 2 yıl önce 30 kişilik her milletten oluşan bir grup görmüş ve onlara verilen görevleri izlemiştim. Ve en sona beni bırakmışlardı. O zaman buna üzülsem de sonra nedenini öğrenip mutlu olmuştum. Fizikselle bunları birleştirdiğim için yaşadıklarımın doğru olduğunu biliyorum. Bu konular ancak yaşayanın inanacağı olaylar. Zamanında bunları yaşayacaksın deselerdi ben de inanmazdım. Ne deseniz haklısınız. Sonraki videoda Vulcan'e değineceğim. Hiç merak etmeyin. Şimdilik Allah'a emanet olun. Yolumuz uzun. Bakalım farkındalığımız nereye varacak?